kardeşim Kırşehir Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde tutulmaktadır. Neden tutulmaktadır? Gerçekten çünkü benim kardeşimin 5. ayı devirdikten sonra daha yeni bir iddianamesi ortaya çıktı. Tutuklu olmasını sebep gerektirecek hiçbir şey yokken şu an müebbet hapis koşullarında tutuluyor. Kardeşim Kırşehir Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'ne keyfi bir şekilde sevk edildikten sonra burada bulunan gardiyanlar tarafından parmakları kırılmaya çalışılırken çatlatıldı. Sadece benim kardeşim halkın sanatçılığını, halkın türkülerini söylediği için gitar çalan parmakları çatlatılmaya çalışıldı. Sol kolunda da büyük bir deformasyon var. Benim kardeşim bunları hak edecek hiçbir şey yapmadı. Biz ailesi olarak bunu kabul etmiyoruz. Yazmadığımız dilekçeler kalmadı. Haksızlığa, hukuksuzluğa her zaman karşı çıkacağız. Gerçekten bir suçu olursa adil yargılanma istiyoruz. Adil bir şekilde yargılanmak herkesin talebidir. Kardeşim bugün kuyu tipi denilen dipsiz bucaksız bir kuyun içerisinde. Benim kardeşim bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı. Kuyu tipi nedir biliyor musunuz? Özellikle sizden bunu gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Güneşi hissedemiyorsunuz. Yağmura dokunamıyorsunuz. Küçücük bir cam düşünün ve bunun da kalın kalın demir örgülerle sarıldığını düşünün. Kendinize ait bir havalandırmanız yok. Tek başınasınız. Bu sadece bir insanı delirtir. Ama benim kardeşim delirmeyecek. Bunu başaramayacaklar. Çünkü benim kardeşim gerçekten tutuklu olmaya gerektirecek hiçbir sebep yok. Bugün açlık grevinin, süresiz açlık grevinin 114. gününde olan Rezan Şengül'e Kırşehir Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nin revir doktoru tarafından keyfi bir şekilde hala TTB'nin yayınladığı broşüre göre günlük alması gereken 500 mg B1 vitamini hala keyfi bir şekilde 250 mg olarak dayatılıyor. Benim kardeşimi ölüme terk etmek isteyenlere özellikle buradan seslenmek istiyorum. Başaramayacaksınız. Bu yaptığınız haksızlık ve hukuksuzluk. Benim kardeşimin hiçbir suçu yok. 5 ay sonra iddianamesi çıkan bir çocuğun zaten hiçbir suçu olduğunu ben daha görmedim. Bu olmayacak. Biz bunu ailesi olarak kabul etmiyoruz. Ve benim kardeşim Silivri Marmara Kapalı Hapishanesi'nden sürgün edildi oraya. Bu sürgünde sadece kardeşimi cezalandırmadılar. Cezalandırma diyorum çünkü gerçekten elde somut hiçbir delil yok. Benim kardeşim keyfi bir şekilde orada tutuklu. Bu süreçte biz ailesi olarak bizleri de cezalandırmak istediklerinin farkındayız. Ama benim kardeşim ne olursa olsun, nereye giderse gitsin, biz ailesi olarak her zaman yanındayız. Bunun böyle bilinmesini isterim. Bir şekilde de benim kardeşimin adil yargılanmasını istiyorum artık. Ailesi olarak bunu talep ediyoruz. Biz bu cezaları hak edecek hiçbir şey yapmadık. Ben buradan özellikle annelerimize sesleniyorum. Siyasi tutsaklarımızın yanında olalım. Bu süreci daha kolay geçirelim. Daha kolay atlatalım. Annelerimiz yavrularından bir gün ayrı kalmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Benim annem daha fazla yavrusuna uzak olmasın. Daha fazla yavrusunun hasretiyle, özlemiyle yaşamasın. Bu konuda sizden destek bekliyorum. Sesimize ses olmanızı istiyorum. Çağrımıza kulak vermenizi istiyorum.